Kuzey Kutup Dairesi yakınındaki şef aşçılar en son mutfak trendlerini izliyor. Finlandiya'nın Laponya bölgesinde bulunan Arctic Tree House Hotel'in restoranındaki şefler geleneksel Fin yemekleri hazırlıyor ancak küçük dokunuşlarla. Finlandiya'ya 2001'de taşınan İngiliz baş şef Jonathan Guppy, önceden çok da ilgilenmediği yerel yemek kültürüne artık daha fazla eğildiğini söylüyor. Evet, öyle değildi ama bundan sonra öyle olacak gibi duruyor. Yaklaşık 10 yıldan beri yeni İskandinav mutfağı var ve hala oldukça güneyde. Çünkü bazı şeylerin kuzeye doğru ilerlemesi zaman alıyor. Burada bunlardan şimdilik birkaçını deniyoruz ve umarım restoran tamamen İskandinav'a dönüşür. İtalyan ve Fransız gibi çeşitleri aşamalı olarak azaltacağız ve sadece İskandinav ve Fin olacağız. Yeni İskandinav mutfağı Kopenhag'da Michelin yıldızlı restoranı Noma'yı açan René Redzepi tarafından popüler hale getirildi. 4 kez dünyanın en iyi restoranı seçildi. Şeflerin kendine özgü tuzlama, tütsüleme ve fermente teknikleri var. Buradaki trend, geleneksel yemekleri canlandırırken ve uyarlarken yerel kaynaklı malzemeleri kullanmaya odaklanıyor. Guppy için bu rengeyi eti, taze göl balığı, yabani mantarlar ve orman meyveleri gibi geleneksel Laponya lezzetlerini denemek demek. Her 3 ayda bir mevsimle birlikte menüde yenileniyor. Yeni İskandinav temelde mevsimsellik ve yerellik anlamına geliyor. Yani mevsimsel olanı ve etrafınızdakileri kullanıyorsunuz. Yöresellik de mevsimlere dayanıyor. Bu nedenle yaz mevsiminde daha yakınlarda yetişenlere ihtiyacımız oluyor. Kışın biraz daha uzaklaşacaksınız. Çünkü daha uzakta yetişen şeyleri edinmeniz gerekiyor. Yerellik ayrıca benim İzlanda'dan da bir şeyler alabileceğim anlamına gelebilir. Çünkü İzlanda o kadar da uzakta değil. Helsinki'den çok daha yakın. Yani yerellik ve mevsimsellik. İşte İskandinav mutfağı bu. Guppy belki de Laponya'nın en bilinen geleneksel yemeği olan Sote Renge'yi yemeğine, fırınlanmış Renge'yi kaburga tabağıyla yeni bir soluk getirmiş. Finlandiya'nın Inari bölgesinden gelen Renge'liklerinin kaburgalarını kullanıyor. Hayvanın bu kısmı genellikle şefler tarafından göz ardı ediliyor. Guppy eti, yaban mersini reçeli, kök sebze cipsi ve ardıçla hazırlıyor. Gerçekten lezzetli. Oldukça yumuşak. Evet, geleneksel yemeklerin iyi olduğunu, harika olduğunu göstermeye çalışıyorum. Burada Renge'yi kaburgası hazırladık. Sunabileceğimiz en geleneksel şey bu. Ama aynı zamanda şöyle demeye de çalışıyoruz. Devam edelim, bakalım bunu ne kadar ileriye taşıyabileceğiz. Demek istediğim, Fransızlar ve İtalyanlar makarnayla kalmadılar, devam ettiler ve farklı yemekler yaptılar. Şimdi Fransız, İtalyan ya da İspanyol yemeklerinin nerede olduğunu görüyorsunuz. Yeni İskandinav mutfağı henüz emekleme döneminde, daha yeni yeni şekilleniyor. Fermantasyonlar insanlara biraz garip geliyor. Ama kışın bir şeyleri korumaya ve onlara lezzet vermeye ihtiyacımız var. İlerlemeye devam edip neler yapabileceğimizi göreceğiz. Soğuk diyarlardan gelen İskandinav mutfağının dünyanın popüler mutfakları arasına girip girmeyeceğini zaman gösterecek.